Stres Merkezi'nden merhabalar. Yapılan analizlere göre bu yıl toplamda 1.6 trilyon fotoğraf çekilecek ve paylaşılacak. Üstelik bu fotoğrafların 10'undan 7'sinin mobil cihazlar kullanılarak çekileceğini de göz önünde bulundurduğumuzda özellikle cep telefonlarının kullanıcıları fotoğraf çekmeye ne kadar hazır hale getirdiğini görebiliyoruz. Bu bağlamda günlük kullanımların yanı sıra özellikle bir seyahatte veya turistik bir geziye giden kullanıcıların cep telefonlarıyla çektiği fotoğrafları depolamaları konusunda bazı durumlarda çeşitli sıkıntılar baş gösterebiliyor. Dolan cep telefonu kapasitesi, çevrede internet bağlantısının olmaması ve bu nedenle fotoğraf ve videoları buluta kaydedememek gibi durumlar neticesinde kullanıcı yeni fotoğraflar için eskilerini bellekten temizlemek gibi kötü senaryolarla karşılaşabiliyor. Elbette otele veya eve dönüldüğünde ilk yapılacak iş de telefonun içindekileri bilgisayara aktararak kapasiteyi tazelemekten geçiyor. Bugün inceleyeceğimiz SanDisk'in X-Band flash sürücüsü bu kötü senaryoları ortadan kaldırmak üzere sunuyor. Peki cihaz ne işe yarıyor ve nasıl çalışıyor? Şimdi daha yakına bakalım. SanDisk X-Band flash sürücü 16, 32, 64 ve 128 GB kapasitelerinde kullanıcılara sunulan mobil bir bellek. Özellikle iPhone kullanıcılarına hitap eden X-Band bir ucunda Lightning bağlantısı, diğer ucunda ise USB 2.0 bağlantısı bulunduruyor. Küçük boyutları ve şık yapısıyla beğeni toplayacağını düşündüğümüz cihazı iPhone'unuza bağlıyorsunuz. Böylece fotoğraf rulonuzdaki içerikleri X-Band'e aktarabiliyor ve cep telefonunuzun kapasitesini tazeleyebiliyorsunuz. Öte yandan iPhone'dan Mac'e veya diğer bir bilgisayara aktarım imkanı tanıyan X-Band, App Store'dan ulaşılabilecek olan X-Band Sync uygulaması yoluyla kolay senkronizasyon sağlayabiliyor. İsterseniz otomatik senkronizasyon özelliğinde aktif hale getirebileceğiniz cihazın en güzel özelliklerinden biri de AVI, MKV, MVVA, MP4 ve MOV gibi popüler dosya formatlarına tam destek vermesi. Öte yandan veri şifreleme fonksiyonuna da sahip olan X-Band flash sürücü böylece size özel dosyaları iki aşamalı kimlik doğrulama yeteneğiyle koruma altına alabiliyor. Bu arada bizim incelediğimiz modelin 16 GB'lık kapasiteye sahip olduğunu da söyleyelim. SanDisk X-Band flash sürücü iPhone'unuzla birlikte sürekli yanınıza taşıyabileceğiniz bir cihaz. Ek kapasite kazandırmasıyla biz fazlasıyla beğendik. Özellikle çok sık fotoğraf ve video çeken kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacağını düşünüyoruz. iPhone'un senkronize yeteneğiyle tekil olarak kullanılabileceği gibi öte yandan bir ucunda USB noktası bulundurmasıyla birlikte cep telefonuyla bilgisayar arasında senkronizasyon imkanı da tanıyor. iPhone'la senkronizasyon hızı oldukça yüksek olan ve ek bir depolama aygıtı olarak kullanıldığında kendinden memnun bırakan cihazın elbette iki cihaz arasında köprü olma özelliği de aktarım hızını deneyimlemek için farklı bir senaryo ile test etmeyi atlamadık. 246 adet imaj ve 3 videodan oluşan multimedya öbeğini iPhone'dan bir bilgisayara Apple'ın Lightning USB kablosunu kullanarak aktardığımızda bu işlem yalnızca 2 dakika sürdü. Aynı işlemi X-Band üzerinden yaptığımızda ise bu süre ilginç bir şekilde 27 dakikaya kadar ulaştı. Bu ilginç sonuçtan sonra emin olmak için aynı işlemi tekrarladık. Bu defa Apple'ın kablosuyla 3 dakikalık bir sonuçla karşılaşırken X-Band'den aldığımız sonuç 28 dakikaydı. Bu noktada vardığımız kanı şu yönde. Eğer iPhone'dan bilgisayarınıza aktarım yapacaksanız X-Band sahibi olsanız da aktarım için eski yöntemi kullanmanızı öneriyoruz. SanDisk X-Band flash sürücü iPhone ve iPad'inizde kullanabileceğiniz ve özel yeteneklerle geliştirilmiş bir flash sürücü. Özellikle kapasite sorunu yaşayan ve iPhone'u ile fotoğraf çekmekten hoşlanan gezgin fotoğrafçıların beğeneceklerini düşünüyoruz. Bu anlamda fotoğraf ve videolarınızı hızlıca iPhone'dan bir sürücüye senkronize edecek bir cihaz arıyorsanız SanDisk X-Band flash sürücü size uygun bir cihaz. Fakat veriyi yüksek miktarda boyutlardaki verileri iPhone'dan bilgisayarınıza aktaracaksanız halihazırda Apple Lightning kablosunu kullanmanın daha mantıklı olacağını da söyleyelim.